Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle heykel atölyeme gideceğiz. Belki biliyorsunuzdur, daha önceki bir videomda bahsetmiştim. Benim bir heykel çalışmam var ve bunu sergiye yetiştirmeye çalışıyorum. Sizi de bu sürece dahil etmek istedim. Ben heykelimi şimdiye kadar belli bir forma kadar getirebildim. Açıkçası kilden belli bir yere kadar geldim. Bu süreçte videolar da çektim, böyle hızlandırılmış videolar tarzında. Ama hani YouTube'a ekleme düşüncesiyle çekmemiştim açıkçası. Onları da bu videoya ekleyeceğim, o hızlandırılmış videoları. İşte kil aşaması bitti. Bunun kalan sürecinde de sizinle beraber ilerleyeceğiz ve heykelimi sergiye yetiştirmeye çalışacağız. Evet arkadaşlar, burada benim ilk gün yaptığım şeyi görüyorsunuz. Burada ben ilk başta demirden elin iskeletini yapmıştım. Sonra da kolların bir kısmını yapmıştım. Sonra o kolları kalınlaştırdım. Üstüne elin parmaklarını ve işte avucunu vesaireye getirdim. Bunları yaparken kendi elimden referans aldım. Böyle kendi elime bakarak yapmıştım. Sonra içine bir tane kuş koydum. Burada görüyorsunuz kuşun kanadını yapıyorum. Böyle ellerin içini dolduracak şekilde iki tane kanat yaptım. Ortada bir tane kuşum var. Arkada da iki tane elim var. Heykelim bu şekilde oldu benim başta. Evet, heykel atölyesine geldik. Heykelimin kalıbını alacağız. Ayın 16'sında bir heykel sergisi olacak. Ve benim heykelimi hala ne kalıbını alabildik ne de şeyini içini dökebildik. O yüzden birazcık acele etmemiz gerekiyor. Biraz zamanımız kısıtlı. Şöyle genel olarak göstereyim. Şurada heykeller var, diğer heykeller. Bunlar yapılmış, hazırlanmış ve boyanmış olanlar. Benimki daha şu şekilde. Ay, buradan da ne güzel gözüküyor. Benim heykelim bu şekilde. Şöyle bir şey yaptım. Kuşumun kuyruğu vardı ama 2-3 kere yapmama rağmen her seferinde kırılıp döküldü. O yüzden şu an kuyruğu yok. Kalıp aşamasında onu halledeceğiz. Bu şekilde. Şuradaki benim heykelim. Bugün heykelime kalıp dökeceğiz. Kalıp dökünce en son şöyle bir dış kalıp olacak. Ondan sonra bunların içi dolduruluyor alçıyla ve heykel ortaya çıkıyor. Şunun gibi oluyor. Ama en başta bu şekilde kilden başta heykeli yapıyoruz. Sonra üstüne alçı döküyoruz. Alçı döktükten sonra şu şekilde bir kalıp çıkıyor. Onun içine tekrar alçı döküp böyle bir şekil ortaya çıkarmamız gerekiyor. Bakın şurada da kalıplar vesaire var yine. Şu şekilde. Burada da başkalarının heykelleri var. Şu benim ablamın heykeli. Şu sakız çiğneyen adam. Böyle. Heykeli alçı dökmeden önce görüyorsunuz burada ilk başta küçük küçük şeyler batırıyorum. Bu şeyler sınır belli olsun diye. Yani kalıp tek bir seferde değil de 2-3 parça şeklinde olsun, rahatça çıkarabilelim diye varlar böyle. Bugünlük atölyede işimiz bitti. Heykelimin kalıbını döktük. Onu ben yokken hocam kalıbını açacak. Daha sonra da döküm vesaire yapacağız. Döküm yaptıktan sonra işte dış kalıbı kırılacak. Sonra işte ayrıntılarıyla uğraşacağız ve boyayacağız. Böyle bir şeyler olacak. Bu kadar. Bugün döküm yaptık. Ama heykelim çok fazla girintili çıkıntılı olduğu için birazcık zor oldu. Umarım çok güzel bir şekilde çıkar ve sergiye değişir. Şu an heykel kursundayım.
Heykelim birazcık karmaşık ve zor olduğu için heykelin kalıbını almak biraz uzun sürdü. O yüzden maalesef heykelimi sergiye yetiştiremedik. Ama ben gerçekten o kadar dağılmış ki kalıbı o kadar dağılmış, kırılmış ve şey olmuş ki hani çok zordu, bayağı zor bir kalıp alma süreciydi. Öyle olunca da hani ortaya bir heykel bile çıkmayabilir diye düşündüm ve bayağı bir korkmuştum. Hani o kadar uğraştım, heykelim olmayacak mı falan diye. Neyse ki Betül hocam gerçekten tam bir adam gibidir. Betül hocam heykel hocam oluyor. Kendi hocasından da yardım almış ve ikisi beraber ben yokken kalıbı bir şekilde birleştirmişler ve döküm yapmışlar. En son çıkarmışlar, böyle kendilerince boyamışlar ama ben boyasını değiştireceğim onun. Heykeli yaparken kuşumun kuyruğu sürekli kırıldı ve döküldü. Ben onu tekrar tekrar 2-3 kere yaptım ve sürekli de o kuyruk düştü. En son onu artık en son aşamaya bıraktık, kuyruk işini. Öyle olunca hani onlar böyle kuyruk niyetine bir şeyler takmış ama ben onun yerine tekrar sıfırdan kuyruk yapacağım. Şu an kuyruk yapmakla uğraşıyorum ve 2 saattir yaptığım kuyrukların hepsi ıslattım diye kırıldı. O yüzden sıfırdan tekrar yapacağım şimdi. En son heykelim şu şekilde olmuş. Şöyle bakın. Ellerim böyle. Şu an böyle. Kulağımda şöyle de kuşum var. Bu heykelin kaidesi yok gördüğünüz gibi. Heykeli bir kaide yaptım. Kuyruğunu değiştireceğim, düzelteceğim. Ayrıca arada mesela parmakların arasını falan biraz doldurmuştuk biz kalıp daha rahat çıksın diye. Onun gibi böyle çok küçük küçük ayrıntılar var. O ayrıntıları da daha sonra bir tane makineyle şey yapacağım. O ayrıntıları düzelteceğim. İnce ayrıntısına gireceğim onu daha sonra. Şu an böyle çıkmış. Heykelin boyasını da değiştireceğim. Aklımda daha farklı bir renk var. Son halinde göstermek istiyorum size. Ne kadar sergiye yetiştirememiş olsam da bir şekilde bu heykeli bitirip güzel bir sonuçla ayrılmak istiyorum buradan. Umarım olur. Böyle. Şu an kuyruk yapıyorum burada. Can çekişen bir şeyler var. Şurada kaidem var. Kaide yapmaya çalıştım. Heykelim biraz daha böyle eğik bir şeyde dursun istedim. Bunu kalıba dökeceğiz daha. Kuyruğu da yaptıktan sonra ikisini de kalıba döküp heykelle birleştirmeyi düşünüyoruz. Burada başkalarının bitmiş eserleri var. Şurada da şöyle. Şimdi ilk başta burada hiçbir şey yapmıyormuşum gibi gözüküyor ama kuyruk yapmaya çalışıyorum. Bayağı en uzun ve zor kısımlarından biri oluyor burada heykelin. Kuyruk bittikten sonra da kaidenin kalıbını alacağım. Ondan sonrasına da bakacağız artık. Saçımızın alışı döktük. Şimdi bu kuruyacak. Bunun içindeki o kil olan kısmı çıkartacağız. Öyle. Ondan sonra içine alışı dolduracağız. Ve bu en dıştaki kalıbı kıracağız. Sonra da saç oluşacak. Böyle. Daha sonra heykelin ayrıntılarına girişeceğiz. Heykelin kuyruğunu ayrıyeten yaptığımı söylemiştim. Bakın onu şu an kalıbından çıkarıyoruz. Şimdi heykelimin ayrıntılarını gireceğiz. Şöyle bir makineyle. Biraz korkunç. Dönen bir şey. Hızlı hızlı dönüyor. Ben kenardan törpüle yapacağım.
Sizinle tekrar heykel atölyesine geldik. Umarım bu son olur çünkü bayağı uzun bir süreçti ama gerçekten çok eğlendiğim ve çok hani kendime bir şeyler kattığım bir süreçti. Artık heykelimin son haline kavuşmasını, bitmesini, gerçekten içime sinmesini istiyorum. Bugün onun için geldik. Umarım bugün bitirebiliriz. Video bile o kadar parça parça oldu ki heykel yani. Mesela ben bu videoyu herhalde böyle çok parça parça, farklı farklı günlerde çektim. Ama hepsini tek bir günde çekmişim gibi de durabilir. Çünkü hepsinde kıyafetlerim aynı. Çünkü bu kıyafetleri şey yaptım. Kurban seçtim. Evet, kurban. Mesela heykel atölyesine geldiğim her zaman bu kıyafetleri giyiyorum. Çünkü kil leke yaptığında geçmiyor bir daha. Ben de hani bir sürü farklı kıyafet kirletmek istemediğim için bunlar benim heykel atölyesi iş kıyafetlerim oldu. Böyle. Artık umarım bu son geldiğim, yani son geldiğim olmasın ama heykelim bitsin. Daha sonra başka heykeller için geleyim buraya. Umarım öyle olur. Bakalım, inşallah bugün bitirebiliriz. Böyle size törpümü göstereyim. Burada büyük bir törpüm var. Şimdi statım böyle biraz eğik bir statü yaptım kendime. Bunu büyük törpüyle önce kabasını düzleştireceğim böyle. Kabasını alacağım. Sonra şurada küçük zımparam var. Bunun da küçük kısımlarını, küçük detaylarını böyle zımparalayacağım. Böyle. Evet, görüyorsunuz burada canla başla. Ben bunu törpülemeye çalışıyorum ama hiçbir şekilde sonuç vermiyor bu arada sonunda. Ve heykelin bu statüsünü bir türlü dümdüz yapamadım. O yüzden statüden umudumuzu kestik. Hocaman yeni bir tane yapacakmış. Teşekkürler. Böyle kendime şöyle farklı bir oksit yeşili yapmak istedim. Böyle yaptım. Şu an eskitme yapacağım. Boyadığım koyu renkli yerlerin bazı kısımlarını silerek açacağım. Böyle eskitme oldu. Bunlar da eskitme. Ama şu an boyam tam kurumadı. O yüzden yavaş yavaş yapıyorum. Anlamadığım bir şekilde bezin izi çıkıyor. O yüzden tekrar boyayacağım ve birazcık daha kurumasını bekleyeceğim. Maalesef. Güzel, farklı bir renk oldu bence. Sonunda heykelimi bu aşamaya kadar getirebildiğim için gerçekten çok çok mutluyum. Artık son aşaması, bitiriyoruz. Heykelimin boyası çok iyi gidiyor gerçekten. Hani bir renk konusunda o kadar kararsız kalmıştım ki en son böyle gerçekten güzel bir sonuç ortaya çıktığı için mutluyum. Şu an hala devam ediyorum. Bilmiyorum, çok güzel oluyor. Artık bugün heykelim bitecek sonunda. Ve boyamam da bitti arkadaşlar. Heykelim sonunda bitti ve son halini şimdi birazdan son kısma koyacağım. Videom da artık o yüzden burada bitiyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer beğendiyseniz lütfen beğenin. Abone de olsanız harika olur.